Ben anladım ki bu alana girdiğimde kadın için bir şey yapıyorsanız mutlaka çocuğunu düşünmek zorundasınız. Toplumsal roller hep kadına yüklenmiş, annelik rolü yüklenmiş. Çocuğa bakma görevi sanki annenin zorunluluğundaymış gibi. Böyle olunca kadın çocuğuna bakmak için çalışmıyor. Yaşlıya bakmak kadına, engelliye bakmak kadına, çocuğa bakmak kadına. Toplumsal dayanışma çok önemli. Özellikle kadınların birbirini desteklemeleri çok önemli. Ben daha önce hiç çalışmadım. Çocuklarım vardı, küçüktü. Benim dışımda kimse yoktu bakacak. 3 tane çocukla ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Yani benim için hayat bitmişti. Ben hiç çalışamayacağımı düşünüyordum. Eşim çalışmama izin vermiyordu. Ama ben her zaman hep çalışmak istedim. Ayaklarımın üstüne durmayı çok istiyordum. Sürekli kafamda hep ölüm vardı. Başka bir şey yoktu. Kadınlığımdan zaten hiçbir şey anlamadım. Çocuğumu getirdim, kaydettim. Sonra beni aradılar. Kimsin, nerelisin? Neredensin? Sormadan çocuğumu buraya kaydederken bizimle çalışmak ister misin diye sordu. Ben çok sevinmiştim o zaman. Yani kimliğime bakmadan, nereli olduğuma bakmadan benim ihtiyacım olduğunu bildiği için beni işe aldı. Çok mutlu olmuştum o gün. Evliliğim boyunca ilk defa çalışacaktım. Ben Sever Hoca gibi bayanları televizyonda böyle binde bir filmlerde görürdüm. Hı hı. Ama benim karşıma çıktı, benim insan olduğumu anladı. Beni kendi ailem anlamadı. Benim ailemin sadece söylediği şey, çocuklarını bırak gel burada çalış sadece. Ben de çocuklarımı bırakmak istemedim. Böyle bir iş imkanı Sever Hocam bana sundu, Allah razı olsun. Hem çocuklarımla hem de işime geliyorum. Yani çok mutluyum o yüzden. Bazı kadınlar, yani çalışan kadınlar anne olamıyor canım. Ya da çocuklara nasıl bakıyorsun? Yapabiliyorsun yani. Çalışınca çocuklara da bakabiliyorsun. Çok güzel de anne oluyorsunuz. Genelde çevremde hep kadın deyince hizmetçi gibiydi. Yani sürekli dışarıda adam çalışıyorsan evde bakan bir kadın olmuyorsun. Sen de çalışıyorsun. Beraber daha iyi oluyor. Eve de ekonomik olarak da destek vermiş oluyorsun. Bu yüzden de daha iyi oluyor ilişkiniz. Birbirinize bakış açınız da iyi oluyor. Kadının da erkeğin de eşit olduğunu öğrendim. Bir kadın olduğunu fark ettim. Kendi ayaklarım üstünde durabilirim. Eşime muhtaç olmadığını fark ettim. Bence her zaman çalışan kadın daha güçlüdür. Yani hiçbir zaman hayatları boyunca hiç çalışmadım, yapamam demesinler. Bir yerden başlasınlar. Hiçbir şey de engel değil çalışmayın, çocuk bakımamaya, iyi bir eş olmaya hiçbir zaman engel değil. İkisini bir arada yürütebilirler. Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Her şeyden önce çocuklar için ayakta kalmaları gerekiyor. Ben böyle öğrendim. Her zaman güçlü olsunlar. Hayallerim... Ya hayallerim vardı. Bir hayalim Seval Hoca gibi olmayı çok isterdim. Kadınlara yardım edip onların kendi ayaklarının üstünde durmasını sağlamayı çok isterim. Kadınların birbirine destek olmasını isterim. Her türlü sorunun üstesinden gelebileceklerine inanmalarını isterim. Çocuklarım biraz büyükten sonra kendime küçük de olsa bir dükkan açmak istiyorum, bir iş yeri açmak istiyorum. Böyle. Benim de çalışanlarım olsun istiyorum. Herkes seni boşandığın için eleştiriyor, hor görüyor. Kimisi mesela evine almak istemiyor. Yani yalnız kadının yaşaması çok zor bir ortamda yaşıyor diyeyim. O yüzden böyle olumsuz insanlardan uzak bir şekilde sadece çocuklarımla yaşamak isterdim.